Arkadaşlar, Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sarımsak tarlasındayız. Bugün 6. günümüz. İnşallah bugün bitirmeyi düşünüyoruz. Bugün de Saadet abam, İsmail, teyzem, anam, Naci beraber geldik sabah. İsmail burada. İsmail çalışıyordu. Evet. Tatilde atladı geldi yavrum. Semaver yakıyor şu anda. Evet, İsmail'i dinliyoruz. Çay demliyorum diyor. Yirin senin kulaklarını. Semaverimiz kaynıyor. Birazdan kahvaltıya geleceğiz. Efendim anne. Bizim Ramuk. Dur. Benim şapka ve fotoğrafı götüreyim ben sana, onu giy anne. Manzarayı da çekeyim sizlere şöyle. Evet, sarımsaklarımız şu anda gördüğünüz gibi. Kuruya çıkardıklarımız bu şekilde tarlada kurutuyoruz. Aromasını alıyor, beyazlaşıyor, iyice böyle kağıt gibi oluyor, bembeyaz. Tertemiz. Evet. Saadet abi kolay gelsin. Hoş geldin efendim. Evet Saadet abam, teyzem sabah yine atladılar geldi İsmail falan. İnşallah. Sağ olsun da inşallah bugün bitireceğiz. İnşallah. Öyle çalışacağız. Evet, Allah'ın izniyle bitirmeye çalışacağız. Son hızla bir depar atıp bitireceğiz. Ana al. Kazan fotoğrafı vereyim. Şunu giy kafana. Kafan yanma güneşten. Ben mi? Anam diye bir şapka da bana götürmüyorsunuz diye. Hele. Ama saadetin yok. Ben duramam. Bir tamam. Öğlende sağ tabama verin ben kafamdaki şapkayı. Bir tane vardı arabada lan. İsmail var. Keşik ederiz. Kimi kafası İsmail yemez. Çay demliğe. Keşik yeriz. Dur. İsmail bahçesini sulamaya gidiyor. İsmail bahçeyi sulamaya gideceğimiş. Birazdan gider. Evet, komşularımız da yukarıda kahvaltı yapıyor. Teyze kolay gelsin. Teyzem de burada arkadaşlar. Şu anda bugün bir depar atıp hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Yani yandık artık, 6 gündü güneşte. Boynum falan kararmış. Üzerime uzun kollu hırka gibi bir şey giydim. Sen yanmıyor mu güneşte diyele. Kollarım falan yanmış. Osman abi belediye bağırıyor oradan. Allah'tan. Evet. Adem abi, Hasan, Servet, Selahattin abi İstanbul'dan geldi. Anşap'la Hamid abi, hepsi buradalar. Geliyorum. Yanıyor Servet, ses etme. Baba orada ya Naci. Az bir ara verdim ben, tekrar devam edeceğim yine. Evet. Selamun aleyküm cümleten. Aleyküm selam Fatih. Afiyet olsun. Aleyküm selam, buyurun. Osman abi bir şey diye bak. Çay içelim diye. Afiyet olsun sana. Evet arkadaşlar. Komşularımız burada gördüğünüz gibi. Onlar da... söyleyin. Ha. Selahattin abi şey diye. Söyle Hasan. Ferdi'den mi? Gökhan Güney'den mi söyleyin? Fark etmez ya, canın sağ olsun. Sen ne istiyorsan. Yanıyoruz canım, çok sıcak var. Dur geliyorum ben sana şöyle çekeyim. Tamam. Bütün kardeşler burada değil mi şimdi? Evet. Adem abi, Anşap'la Hamid abi. Biri gitti miydi? Öyle mi? Arkadaşlar kahvaltımız burada. Hacer abi afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Biz de şimdi İsmail semaveri yaktı. Biz biraz geç geldik tarlaya. İyi olsun. Akşam geç gittik. Siz kamaz geçtiniz. He? Siz kaçtınız? Yok abi, nerede keyfi görüyorsun? Yandı her yerin. Evet ama Selvet. Sen nerede? Kamaz kıyı yolda ya. O koyunlarından bakayım. Nesin? Ben gencike çok yakışıklıydım diye. O tamam canım. Adam pozitif yaşıyor hayatı. Hacı Neşet öldü bari muazi vereceğim diye. Sorma ya. Kayıntam yedi diye bıçaklayacağım kayınım. Bıçaklayacağım diye. Film ya. Babam da... kıyı yola gidemiyor Selvet. Nurettin Emine'ye davar almışlar.
Gideceğim bir ara. Kıyı yolda ikisi akşama kadar. Bir gece diye koyundan böyle diye bekledim. Koyundan geldim baktım benim garibaya bakıyor betondan müaz diye. Film ya. Babam da laf bitmez. Sağ ol abi. Çay döküyorum. Tamam. Gel Fatih şöyle ya. Dur. Hasan'ın yanına doğru geldim şöyle arkadaşlar. Şu anda bize Selahattin Emin de burada. Neden evet. Söyleyeyim Fatih? Gökhan Kuray mı? Ferdi mi kardeş? Gönlünden ne geçerse arkadaşlar. Hasan çok koyu ferdicidir. Gökhan Güney değil mi? Gökhan Güney, Ferdi Tayfur. Ama Ferdi bir numara. Sizin çocukluğunuz onlarından geçti. Adım Ferdi adı Tayfur'dan söyle. Ferdi başka bir şey bilmiyoruz zaten biz. Vay be. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Selvet çay getirdi. Evet Hasan ya, mikrofon. Mikrofon sende. Gel abi konuş söyle. Durun bakalım. Gökhan adamı... Güney'den mi söyleyeyim? Neden söyleyelim? Karışmam ben. Canın nasıl istiyorsa onu söyle. Dün neler söylerdin, bak bugün caydın. Böyle mi yapardın, sevmiş olsaydın. Sana ben tapardım, benim olsaydın. Ah ulan ah. Seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan sevdiğine böyle mi yapar? Helal be, helal! Dünyaya geleli bir gün gülmedim. Senden başka başkasına gönül vermedim. Dün neler söylerdin, bak bugün caydın. Böyle mi yapardın, sevmiş olsaydın? Eyvallah. Fatih selamlar. Eyvallah kardeşim. Öpüyorum. Eyvallah ağzına sağlık. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar işte Hasangil, Adem abigil çok neşeli bir aile. Değil mi sarımsak zamanı? Ya görmeyeceğiz mi Fatih ya? Değil mi yalan tabii dünyada. Ya. Karnımız doyuyor yeter Allah vermiş yeter. Allah evet. Bereket etsin. Evet arkadaşlar durumlar böyle işte. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin ya Rabbi. Amin amin amin. Tabii ki iş onda. Rızık Allah'tan. Tabii sen ki. Sen ne edersen et. Ya dolu vurdu değil mi mesela dolu bak. Dolu vurdu baksana tarlayı çek şöyle. Dolu vurdu ama Cenab-ı Allah tekrar yine toprağın altından. Nereye ya? Evet herkesin evet. Herkesin rızkını vermiş Cenab-ı Allah. Değil mi? Herkesin rızkını versin Allah'ım yani. Sadece benim değil yani. Herkes. Tabii ki tabii ki. Bütün yani cemü cümleyle. Ya şurada mesela komşuyuz bak. Birbirimize yardım mi? Ediyoruz. Geçinip gidiyoruz. Allah razı olsun mesela. Yani. Bak geçen gün benim motor sürmedi. Ya. Sürmedi. Olsun ne? Hepsini kestiriyor abi. Komşu da anam öyle der. Oğlum bana bir vesin Allah komşuya bin vesin der. Tabii ya. Yani. Öyle ya. Ulan da öyle. Defedi kıyı yolda. Tamam canım o. Ya. Yaşıyor kıyı yolda. Şey sarımsak. Toplayınca aparat oğlan sürmesin. Sağ ol abi. Her şey yağmur yağdı ya. Cenab-ı Allah aktı ya. Aktı. Köye gittik bir damla yağmur düşmemiş Hasan. Düşmemiş köyde. Burada da sel akı. Danayı sürükle Fatih. Şey Karacaokır'ına dedim bir sel şey yağmur yağdı dedim. Canlıya gidiyorsun yavaş. Ondan sonra yo yo canlı yayında değiliz Adem. Vay be Adem abi de bir kamerayı canlı yayındayız diye. Canlı yayında değil mi? Yok abi normal çekim yapıyoruz. İnternet buralardan. Anam, anam, anam. Resul'e bak. Canlı yayın yapsak diye. Resul burada. Ya. Fatih bugün daha var yani. Kaderinden. Lan vallahi ya. Hasan koyu Kastamonu spor taraftarı değil mi? Ya. Öldürüyor kendini maçlara Şerife gitmek için. Şerife bacının torunlarına İstanbul 37'ye Forza Kaplanlar selam. Kastamonu başka Fatih ya. Hayret ya. Gerçekten ya. Cumhur'a ne zaman geliyor? Arkadaşlar işte kardeşlik bağı çok önemli bir şey değil mi Hasan? Tabii ya. Kardeş olacaksın ya. Dost olacaksın. Seveceksin, sevileceksin insanlara. Seveceksin. Bak, abi, evet, aynen. Bakalım mısın? Oraya koduk sakın çalayım olayım demeyin. Neyin ne? Gel. Fatih. Sakın çalayım olayım. Horoz Fatih. Ne? Aynı gel gel. 50 yıldır kavga etmedik sonra kavga ederiz bak. Hayboro bu Fatih. Fatih hayboro bu. Oo. Yetlik. Tamam ben 11'e doğru şuradan yavaşça sağla yakın zaten.
Adem afilim ya. Tamam, Fatih böyle ya. Nasıl sizin azaldı mı epey? Azaldı. Doğum bitiyor bizimki Fatih. Evet inşallah. Hayırlı, ya. Bizim Allah, de bir günlük bir işimiz kaldı Allah'ın izniyle. Allah herkese gün verir. Ha, değil mi? Rabbim yardım ediyor yani. Gel be Elif. Hadi diye Selahat'a. Bağırıyor. Takıyoruz, araba yiyoruz. Tamam. Bak Fatih, tamam. Allah'ın işini görüyorum. Şu soğan hiç çıkamadıydı. Fatih. Tabii canım hepsini biçtiydi ya soğanın. Daha neyine bakıyor? Anam, nerede ya? Hadi var ben, kolay gelsin sizlere. Fatih. Ben de kaçıyorsun. Ya. Bakayım mı diyor ya. Bütün herkese çok selam. Aleyküm selam kardeşim. 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nde olan bütün herkese gurbetçilerimize selam. Gurbetçilerimize de dünyanın her yerine. Gurbetçilerimize hepsini böyle küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Eyvallah kardeşim. Özellikle de Fenerbahçelilere ve MHP'lilere gelsin. Ulan lan şefsin elbet. Ondan sonra... Fatih böyle. Evet. Kendine çok iyi bak. Eyvallah kardeşim. Harika bir insansın ya. Allah seni razı olsun. Seni izlemek, senden röportaj yapmak başka bir duygu. Allah razı olsun. Gerçekten. O sizin güzelliğiniz ya. Hadi Allah. Adımı aç araya bak. Hadi görüşürüz. Hadi. Oldu. Bay bay. Oldu sanırım. Arkadaşlar, komşularımızla sohbet ettik. Hemen yakınımız onlarda. Şimdi tarlamıza geri döndük. Bugün nasip olursa bitirip gideriz biz de. Daha gidemiyoruz. Geleceğiz, gideceğiz. Vurumasını bekleyeceğiz. Sarımsağın bir sürü işleri var. Şubat ayından Temmuz ayına kadar geliyoruz, gidiyoruz. Dağcı kolay gelsin. Aa. Adamım benim ya. Geliyorum ben şimdi hemen. Tam oraya bitti. Aynen. Sürelim değil mi? Ha, bir günlük işleri kalmış ana. Bitiyor, bitiyor. Çay içtim şimdi orada. Başa baş gidiyoruz. Bakalım önce kim bitirecek? Onlar çok kalabalık. A milli futbol takımı gibi adamlar. Bizim bahsa 3, ben 4, Naci 5, İsmail gidecek. Bahçe sulayacak. Evet işte böyle arkadaşlar. Olsun sağ olun Allah razı olsun. O kadar azalttık ya. Ya değil mi Saat abi, yağardı yağardı alamazdın topraktan çürür giderdi. Dişimizin altı kaldı. Ne kaldı? Yani. Ya tarla kuruya değil. Onun için hani sürmeye değil. Ya sürmedi işte. Fethi sağ olsun. Baksa Allah'ım da yağmurlayı ve gitsin. Yağmurlama yap. Şarıl şarıl aktık onun yüzünden. Köye gittik sağ tabi. Bir tek damla yağmur yağmamış. Yağmaz. Biz de güldüler biz gittik de. Buraya Çatalzeytin tarafına biraz daha yakın yana buraya. Sahil tarafına yağsa Karadeniz'e hemen şey yapıyor. Bize Rabbim korur. Biz de köye gidiyoruz da güldüler. Siz niye geldiniz dediler. Yağmur yağdı ne yağmuru. Biz buradan bıraktık gittik. Çamur. Niye geldiniz diye soruyorlar. Bize de soruyorlar. Bozuyor köye vardık ya. Yok Hacı anne diye niye geldiniz ha Fatih? Hacı anne dedim böyle böyle oldu. Sel sele gitti ortalık. Biz dedim ıslandık. Yok. Samanlık gibi bir şey oldu ıslandık böyle. Ya uykusu geliyor insanın ıslanınca. Şey yorgunlukta biniyor. Yani sabahleyin zor kalktım valla. Sabahleyin zor kalktım. 6 günde geliyoruz gidiyor saatim. Aşkım özel okunmuş. Oyuna geliyor ben daha ya. Ona şimdi işte ha birazını kuruyanlarını götürecekler. Birazdan şey yapmaya başlarlar. Neydi onun adı? Hı. Kuruyanı götüreceksin ya dediğin gibi. Yerin olduktan sonra değil mi saatte bak? Kuru bayağı olmuş ha. Çıkaralım onunla. Tabii tabii şey olacak. Kuruluğun olacak bir de. Şey. Her yer. Ha. Evet arkadaşlar şöyle İsmail'in yanına doğru gidin. Çünkü fazla ben de oyalanmayın. Hemen sarımsağımızı bitirelim. İşimize gücümüze bakalım. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Allah'ın izniyle. Geçen sene arkadaşlara yardımcı olmuştuk. Çok memnun oldular. Bu sene de inşallah yine yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden ne gelirse. Taşköprü sarımsağımız. Adamım, ne ettin? Demledin mi çayı? Be. İsmail burada. Be. Semaverci başı. Ne ettin? Be. Demledin mi çayı? Be. 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 Fortuna'ya gelmişsin. Evet İsmail arkadaşlar traktör hastası, araba hastası, çok seviyor şoförlüğü. Biz bile tarlaya gelirken anam der bana, oğlum sakın sen sürme ve İsmail sürsün. Çok seviyor çünkü. Küçükken diye ben sürerdim diye sarımsak diye.
Evet maşallah çok zeki. Bu konuda. Unum 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 unum. Çok sever. Üstüne bindim ama yere sürdüm yok değil mi İsmail? Bir aslıya. Uçuyor. Dur dur dur. Pompayı da açıyorsun arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak. Fortla çok hızlı gider. Yeni çıkan traktörle bunun buna kadar hızlı gitmiyor. İsmail'le sohbet böyle işte. Adamım benim. İyi mi? Sarımsağı par edecekti İsmail arkadaşlar. Öyle dolu vurduğu için bu sene çok az çevrede sarımsak. Evet. Bugün de bitirip işimize döneceğiz tekrar. Dur İsmail bir şey diye. Semaverimiz burada tütüye. Oo demlemiş çay. İsmail çay kur tiryak içersin değil mi İsmail? Nerede çay? Hani şu. Hayatta başka çay içmez. Bir kere marketten başka çay aldım da arkadaşlar İsmail benden kavga diye. Niye sen çay kuralım? Öyle. Şapkan yok mu senin şapkan? Ha senin de vardı fotoğraf. Ha evet İsmail'in de var fotoğrafı. Evet. Semaverimiz tutuyor burada. Oğlum. İsmail'in neşesi bambaşka arkadaşlar. Arıyorlar. Arkadaşlar arıyor İsmail'e. İsmail sana telefon ediyorlar. Sana selam yolluyorlar. Ha böyle her yerden selam. Hay. Çok seviyoruz diyor İsmail'i. Arkadaşlar son durumumuz bu halde işte taşkaplı sarımsağımızın son hali. Tek tek bu şekilde. Ben kendimi fazla kamerada gösteremiyorum. Kendim çekim yaptığım için görünemiyorum fazla. İsmail'de olmayınca çeken yok. Bu şekilde bağlıyoruz. Bunları kurumaya bırakıyoruz bak. Böyle tarlanın yüzünde kuruyor. Ya. Çay demledik ana. Çay hazır. Çaya sıkıntı yok. Yiyecek, içecek. Demle acı. Tabii ya. Ne ya bu? İşte böyle arkadaşlar. Anam biraz izin aldıydım. İzinim bitince tekrar yine çalışmaya döneceğiz. Sarımsağı bitirip. Sabahleyin üstüme uzun kollu giydim. Şimdi daha tişörtümü giydim. Kollarım falan yandı güneşten. Boynum da yanmış. Sıcak çok. Bugün 6. gün. Denize gitmiş gibi olduk değil mi Denize? Evet. Kızgın kumlardan serin sulara. Evet. Aşağıdan su akıyor basını. Deniz orada. Sağda babam diye ki derenin oyunu kapat oğlum diye. Deniz orada orada yıkan diye. Akıyor su. Yüz diyorsun ha içinde. Deniz orada. Ya internette adam kamyonun kasasına suyu doldurmuşsa içine girmiş ya. Havuz gibi yapmıştı. Ne edelim? Arkadaşlar bütün hepinize kucak dolusu selam olsun. Buradan sarımsak üreticilerine de hepsine selam olsun tek tek. O analarımızın da ellerinden öpüyorsun. Hepsi bu analarımızın elinden geçiyor bunlar. Bir tek bir tek böyle. Bir tek bir tek. Yani hani şunu sakın yanlış anlamayın. Sarımsak çok mu para eder şudur budur. Vallahi var ya bir paket sigara parası bir kilo sarımsak. Düşün artık yani. Ama şifa bu. Bin bir derde deva. Televizyonda görüyoruz, araştırıyorlar. Günlük araştırıyorlar. Biz eskiden bilmezdik.
Taşköprü sarımsağının şifalı olduğunu şey o kadar bilmezdik yani. O kadar bilinmiyordu eskiden. Ama şimdi ne oldu? Artık kıymeti anlaşıldı. Bilindi yani çok şükür. Bin bir derde deva. Sabah kahvaltılarda mesela. Neydi Eze? Sarımsağı. Ha. Tabi canım. Eskiden kim biliyor böyle ya? Şimdi her şey makineleşti. Dişleri soyuluyor sarımsağın. Ayrıyetten ilaç yapılıyor. Evlerde yiniyor mesela. Ha. Ne bileyim yemeklere katılanı ayrı ezip de satıyorlar. Bir sürü çeşitleri var yani. Ha geçen sene işte şey yaptık. Gönderdik yani nasıl söyleyeyim. Çok mutlu olduk. Neyle mutlu oldun de. Memnun olmak ayrı bir şey yani. Biz burada da seviniyoruz yani. Mutfaklara misafir olmak. Ne bileyim yani. Gönderirsin. Ha teyze çok mu yedin sarımsağı? Yani. Mesela bir şey gönderirsin. Adam açar kutuyu. Bu ne lan bu der. Bu muymuş sarımsaklar mesela. Ama memnun olmak ayrı bir şey tabii ki. Dürüst iş yapmak lazım. Bunları böyle tek tek elemeye göz nuru. Değil mi Naci? Bunu elinle başka bir şeyle bunun makinesi yok mesela. Toplama makinesi yok artık. Tek tek bir de bunu evin önüne götüreceğiz şimdi. İlerleyen zamanlarda onu da çıkardılar. Evin önünde anam şimdi bunları böyle ayıracak. Zaten bu sene şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Buradan göstereyim. Allah'a şükür. Hani çok da iri değil ama o kadar iri duple değil ama normal yani. Çok da ufak da değil. İki boy zaten. Şu ufak olmuş oluyor. Şu da şöyle nasıl söyleyin işte. Aynı. Biraz mesafe, biraz şeyleri var yani. İki boy. Çok küçük de yok, çok büyük de yok. Allah'a şükür. İkisinin ortası bir şey olmuş. Çünkü bir dolu atlattı bu sarımsak. Kolay değil değil mi anne? Tabii. Ben dolu vurduğunda geldim baktım ki bura bitmiş artık dedim gideyim ben. İki hafta gelmedim canım sıkıldı. Suladık. Cenab-ı Allah yardım etti. Veren de Allah, alan da Allah. Onu kimse önüne duramaz. Ondan sonra bak yeniden çıktı, toparlandı kendini. Dolu bereketliydi Fatih. O gibi arkasına bıraktım. Ya mesela anam dedi ki oğlum bu tarlayı biz süremiyoruz dedi. Sürmüyor. Bak şu toprağa bak. Neyle nemli bak. Neyle nemli. Kupkuruydu. Yemin ediyorum size kupkuruydu. Bir yağmur yağdı. Sağ kestiğini arabanın şeyi. Şuna bak. Önce yağmurdan önce Allah zinden olsun bak. Yakup sürdü. Görüyor musun? Hepsini kesti böyle. Elemeli sürmedi. Niye? Kuru çünkü sürmüyordu. Bir yağmur yağdı şimdi. Oh şimdi pamuk gibi bak. Tamam yağmurda şey. Kuru yerde suç bizde de var. Sulamamız lazımdı. Esas tecrübeli sarımsak yetiştiricileri bunu tarlaya girmeden önce sular. 2-3 gün dinlendiri. Ondan sonra kardeşim ben tekstilde çalışıyorum. Bu kadar yapabiliyor musun? Anam geliyor. Bu bam koyuna gidiyor. Yakup öt yanda çalışıyor. Gece çalışmış o da gelemedi. Öyle hadi işte. Bir de giremeyince bu kadar şuradan cırt cırt kopuyor. Bir de sulamamamızın nedeni anam dedi ki oğlum tarlaya dedi giremezsek dedi çürür dedi. Kurur çürür gider tarlada kaybolur sulamayalım dedi. İnsan bulunca da o da gayr şuradan alıyor kopuyor. Baksana şunlara ya. Bunlar olsun, bırak, makine şakır şakır kesti hepsini ya. Deli oluyoruz ama ne çare yapacak Allah bir şey yok. Bereketi kesek olsun. Kestim neyse. İşte böyle arkadaşlar şimdi teyzem diye artık kahvaltıya gidelim diye. Yavaş yavaş kahvaltıya gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan hepinize dünyanın her yerine kucak dolusu selam olsun. Sarımsak şudur budur hepsi bir vesile. Ne diyeyim başka yani. Yorumlarınızdan dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Şey bir de Kamasa sen niye çekmiyorsun diye soruyorlar arkadaşlar. Çekeceğim. Nurettin Emine'yi de davara almışlar. Çok güzel sohbet muhabbet var orada. Yıkılıyor ortalık ama ben gidemiyorum. Tarlada yanıyor sarımsak. Ondan sonra orada yemek memek bir şeyle yapmaya çalışacağız yine. Eğer şey yaparsam. Tabii. Pazar gününe şey edebilirsek, ayarlayabilirsek gideriz. Balığı neyle gitmeyi düşünüyorum bu sene. Kamaz bir kere suyun içine gömersin balıkları çıkarsın suyun altından. Çok felaket balık tutardı babam. Bakalım onları da yapmaya çalışacağız. Şunları da zaman buldukça. Güzelce, Fatih. Durumlar böyle işte arkadaşlar. Buradan
bütün sınır boylarında görev yapan askerlerimize, Allah, Mustafa abime hepsine kucak dolusu selam olsun. Hepsini çok seviyoruz. Bizi bekleyen dağda taşta o askerlerimizin hepsine buradan Allah'a şehit analarının hepsinin ellerinden öpüyorsun. Askerlerimizden de çok izleyen var. WhatsApp'tan mesajları geliyor sağ olsun da. WhatsApp'tan mesajlarınız da geliyor. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Bazen cuma günleri oluyor. Cevap veremiyorum hepinize. Bakıyorum yukarıdan aşağı gelmiş. Ben o ellerinizden hepinizi öpüyorum. Saygı duyuyorum. Kusura bakmayın. Acaba Fatih bizi umursamadı mı ya, yoksa değil. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Fatih sizin bir evladınız. Ben bir de şundan hoşlanmıyorum. Bana bey falan demeyin. Ben bey falan değilim. Fatih. Oğlum Fatih. O kadar. Evinizden birisi. İçinizden birisi. Çünkü biz ailemizle beraber buradayız. Anamla, babamla, kardeşlerimle hepimiz mesela. Hepimiz buradayız. Sülalecek. O yüzden de ben bey falan değilim yani. Fatih. Kısaca oğlum Fatih. O kadar. Zaten baktık internetten geçen de Muhammed'in 45-55 yaş arası böyle izleyen kitle çok oradan görünüyor. Sağ olsun buradan annelerimizin, babalarımızın hepsinin ellerinden öpüyorum, büyüklerimizin. Ne diyeyim başka yani? Çok güzel bir mutluluk. Güzel mesajlar onların almak. Onların duaları yeter. Onların ha, solukları dualarınız, yeter. Dualarınız, anneme ettiğiniz duaları görüyorum. Hiç. Bir de şu var yani, annem gördüğünüz gibi. Bir kedi köpek görse, bir yaşlı görse hiç dayanamaz. Elindekini, avucundakini verir, yedirir, içirir. Hiçbir zaman da, hiçbir zaman paraya, pula, kamasasan da öyledir. Değer veren bir insan olmadık hayatta. Olmadık da boşver olmayalım da, gerek yok yalan dünyada. Bana şöyle biraz durumum iyi olsun. Bir tek köpek koman, kedi koman. Anam takmadım diye durumun biraz iyi olsa çok, diye çok kedi iyi köpek koymayacaksın. Hepsini diye barınak yapacaksın diye. Valla Fatih yani kedi köpek bakmak insandan değil, her şeyden daha kat kat üstün. Tabii onlar, canım. Tabii canım. Onlar arkanda geziyor. İnsanlar her şeyi unutuyor ama dediğim gibi hayvan, yemin ediyorum size pazar günleri köye geliyoruz. Bizim köpekle var ya, arabanın üstüne bir atlıyorlar hepsi birden. Çünkü niye? Biz onlara tavuk parçası götürüyoruz. Ötmeyince kemik darılıyor la Fatih. Karabaş böyle yüzüme bakıyor. Darılıyor. Gittim geçen markete. Ya. Dedim ya kemik alacağım ben, yok dediler. Ne diyeyim o zaman dedim, oradan dartın tavuk parçası dartın. Yüzüme bakıyor köpek böyle, üzüldüm. İnsana ne göttün diye, sanki elini uzal diye böyle. Ha, darılıyor. Hayvan sevgisi ya bambaşka bir şey. Bizde kedi, tavuk, köpek, koyun, kuzu. Daha küçük kuzulu olmuş. Allah veriyor bir yandan, Rabbim sağ olsun. Allah razı olsun. 10-15 yani tane oluyor yakın. Ne lan ne? Küçük kuzu. Ha. Yani Kamasasan bu işin Kamasasan bu işin ehli. Kamasasan bu işin ehli gerçekten de. Ben geçi davarı güttüm. Koyun da güttüm. Hiçbir zaman ikinci kuzuyu kuzlatamadım. Yalan yok şimdi yani. Ondan sonra o kadar güden de olmuştur. Ama babam der ki her zaman, oğlum koyunun suyunu hiçbir zaman eksik etmeyeceksin. Zamanında. Zamanında sulayacaksın. Ne hikmettir. O babam güttüğü zaman ikinci kuzuyu kuzlasın. Kuzlar yani koyunlar. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kucaklıyorum. Yolunuz düşerse Kastamonu Taşköprü karşı köyüne bekleriz. Davetli davetsiz. Hiçbir şeye sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Yağlı yavan Allah ne verdiyse yürüz. Dediğimiz gibi. Durumlar çayımızı böyle. Hadi kahvaltımızı yapalım. Şimdi Fatih kahvaltımızı yapalım. Allah emanet olun. Kendinize olsun iyi bakın. Annemin de selamı var herkese buradan. Herkese selam olsun. Dünyanın her yerine, küçükle, sesimizin ulaştığı her yere. Hepinize selam olsun arkadaşlar.